Vezir kanadı piyon üstünlüğünde Botvinnik Konstantinopolski oyununu incelemiştik. Şimdi bu oyuna tekrar bakalım. Çünkü oyunu belli bir yerde yarım bırakıp sonradan devam edeceğimizi söylemiştik. Hem de daha önce incelediğimiz bir örnekteki bilgileri de tazelemiş oluruz. Botvinnik ED-C'de oynuyor. C4, at F6, at C3, at C6, fil G5, E6, at F3, fil E7, kale C1. Dikkat edin, bir önceki derste incelediğimiz Capablanca-Widman oyununda da vezir gambitinde kale C1 gibi bir hamle vardı. Capablanca şunu düşünüyordu, fili çıkmayayım, rakip nasılsa de C4 kıracak. O yüzden kaleye geleyim, nasılsa bu kale açılma potansiyeline sahip hatta gelecek. Fikirler ne kadar birbirine benzer görüyorsunuz. Rook. Şimdi siyah almıyor C4'ü, alsa fili bir hamlede çıkacaktı. Burada rakibin ısrarla almadığını gören Botvinnik C5 gibi bir hamle yapıyor. Diyebilirsiniz ki ama kaleyi C hattına gelmişti ve kapattı, açmadı C hattını. Evet, bundan dolayı bir sıkıntı var. Sanki tempo kaybı ama biliyorsunuz ki bu hamleyle beyaz vezir kanadı piyon üstünlüğünü ele geçirdi. Neydi? A, B, C piyonları var. Siyahın iki piyonu var vezir kanadında ve beyazın C5 piyonu sayesinde geçer yaratma imkanı yüksek. Fil alır E7, vezir alır E7, fil E2, fil D7, A3, B4 hazırlıyor, F5, fil B5, E5 karesini at oturtmak için at G5, fil alır C6, at alır F3, vezir F3, BC6, vezir F4, kale AE8, rook ve E5 ile siyahlar geri piyondan kurtulmuş. DE, vezir E5, vezir E5, kale alır E5'ten sonra bu konumu bir başka derste inceleyeceğimizi söylemiştik. Ve nihayet o ders geldi. Bu durumu değerlendirmenizi istiyorum. Konumsal açıdan bir konumu değerlendirirken şunlara bakacaktık. Önce şahların güvenliği. Şah güvenli mi değil mi? Eğer şahımız mat olmak üzere ise vezir önde olmanın bile önemi yok. Ondan sonra taş etkinliği. Taşlarımız nasıl? Etkin mi değil mi? Kötü olan taşımız var mı? İki taraf için bakıyoruz. Ve materyale tabii ki bakacağız ama o çok zamanımızı almaz. Piyon yapıları. Bu da önemli. Piyon yapıları da taşlarımızın aslında yine taş etkinliğiyle ilgili taşlarımızın etkinliğini azaltan veya arttıran faktörler olabilir. Size değerlendirme için bir süre vereyim. Sonra biz de konumu ifade etmeye çalışacağız. Bu konumda doğrudan sonucu vereyim değerlendirmeden önce. Beyazlar üstündür. Bir kısmınız için şaşırtıcı olabilir. Beyazın üstünlüğü nereden geliyor? Piyon yapısından mı? Geçer elde etme potansiyelinden mi? Evet, bu dersin ana başlığı vezir kanadı piyon üstünlüğüydü. Gerçekten de beyazın vezir kanadı geçer elde etme ihtimali var. B4, A4, B5'te geçer elde edebilir. Vezir kanadı piyon üstünlüğü. Güzel de beyaz geçer elde edecek. Siyah hali hazırda zaten geçer elde etmiş. Üstelik bağlı geçer. Bu açıdan beyazın üstünde olduğunu söyleyemeyiz. Siyahın zaten var geçer piyonu. Eğer amaç geçer piyonu elde etmekse. Beyaz neden üstünde olabilir başka? Taşların etkinliğine baksak E5'teki kale dublelenmeye hazır. Açık hattı almış. Beyazın kalesi C1'de kaldı. Dublelecek siyah. Taş etkinliği, siyahın şahı hızlıca oyuna girebilir. Şah F7, F6.
O da iyi. Beyazın atı nasıl? Atın gidebileceği çok yer var mı? Şu anda atın gidebileceği doğru düzgün bir yer yok. Tamam, fil de çok parlak değil ama beyaz at da çok iyi değil. O zaman neden beyazlar üstün? Bu konumu gören belli bir düzeyin üzerindeki oyuncu hemen beyazın üstün olduğunu söyler. Çünkü bu durumda siyahın kötü fili var, beyazın da iyi atı. Biraz önce belki biraz yanılttık, atın çok gidecek yeri yok dedik ama şu anda gidecek yeri yok. Ama bu atın örneğin D4'de oturduğunu düşün. Attan bahsetmeden önce filden bahsedelim. Fil beyaz renkli karelerde ve onu engelleyen 3 tane piyon var. Eğer bu piyonlardan kurtulamazsa, bu piyonlar çakılı hale gelirse, fil kötü durumunu devam ettirecek. F5'teki piyon olmasaydı, fil biraz daha az kötü olurdu. D5'teki piyon olmasaydı, iki piyon birden olmasaydı, fil için artık kötü diyemezdik bile. Yani hafif bir kötülük vardır ama filin aktifliği de onu karşılar. İşte öyleyse şu 3 piyona dikkat edeceğiz. C6'daki piyon zaten tıkanmış vaziyette ama F5 ve D5 piyonları filin kötü olmasına sebep olan piyonlar. Peki. Bundan yola çıkarak sıra siyahta olsaydı siyah ne yapardı? F ve D piyonundan kurtulmaya çalışırdı. Öyleyse size soralım. Bu durumda beyazlarla ne oynardınız? Madem D ve F piyon dedik, F4 yaparak hemen F piyonunu sabitleyelim. Kale 7 kaçmış. Kale E3. Şah F2 yüzünden pek işe yaramazdı. D4 yaparsa da kale F'de 1 var. Piyon kaybı. Arkada fil boşta. Kale 7 gelmiş. Kale F1. Kalelerin değişilmesi iyi atı olan tarafa yarar. Kale alır kale. Kale alır kale. Şah F2. Çünkü sonuçta atın filden iyi olduğunu biliyoruz. Tahtada ne kadar çok taş olursa ata fil üstünlüğü o kadar az belirgin olur. Şimdi beyaz şahını oyuna sokuyor ve fikir kareleri değişmek. Daha önce de söylediğimiz gibi ata karşı fil daha iyi kazanç getireceğini düşünüyoruz. Oyunda şah F7 oynamış Konstantinopolski. Kurnazca bir hamle. Buyur tamam değişelim diyor kareleri. Beyaz kaleye bir gelirse kale alır E1. Şah alır E1. D4 ünlem. At E2'ye şah E6. At D4'ü de şah D5. Ve bir anda siyah kazancı oynar hale geldi veya en azından kaybetme şansı yok. Verdiği piyonu geri alacak. Fili kısıtlayan piyonlardan birinden kurtuldu siyah ve şahı da aktif vaziyette. İşte tabi arzu olduğumuz konuma getirmek istiyoruz ama rakip şahında fazlasıyla aktif olmasını istemeyiz. Şah F7 hamlesine bakacağız. Ama diğer koşullarda yani rakip şahın çok aktif olmadığı durumlarda kale değişmenin nasıl sonuçlar verdiğini inceleyelim. Örneğin siyah filini canlandırmak için fil C8 oynasın. Uygun bir çapraza gidecek iş yapacağım. Kale E1 geldi diyelim. Kale alır E1. Şah alır E1. Fil A6. B3. C4 karesine filden alıyor. Şah F7. Şah D2. Şah E6. Şah E3. Fil F1. Siyah mümkün olduğunca filini canlandırdı. G3, G6. Fil atın ayaklarını da kesiyor. Acaba bu oyun sonunu beyaz kazanabilir mi dediğimiz gibi. İnceleyelim. Şah D4. Tabii bu hamleler zorunlu değildi ama böyle bir konum geldiğini varsayalım.
Beyazın kazanç şansları nedir? Bunu göreceğiz. Siyah filin kötülüğü hala devam ediyor. Beyaz şah iyi bir yerde ve fırsat bulduğunda şahın e5'e dalması oyunu bitirecek. Öyleyse bu da siyah şahın da göreve bağlı olduğu anlamına geliyor. Şah f6'ya ve e6'ya giderek beyaz şahın bekçiliğini yapmak zorunda. Beyaz at ne yapabilir? At a2 b4 manevrası var ve ister istemez fili korumak için savunmaya dönecek. Fil b5 yaparsa yapamaz. At a2 b4'ten sonra a4 hamlesi var. Savunma amacıyla fil a6 oynasın. At a2 diyelim. Fil e2. Filin b7'de durduğu konumları zaten beğenmiyoruz. At b4, a4, a5 fikirleri, at d3, at e5'te belki çeşitli manevralar. Siyah mümkün olduğunca aktif oynamaya çalışsın. At a2, fil e2, at b4, şah d7, şah e5, fil d1, şah f6, fil alır b3. Şah g7, a5. Bu konumun aslında o kadar kolay olmadığını göreceğiz. At d3, şah e6. Sonuçta siyahın da bir geçer piyonu var. At e5, d4. At alır c6, şah d5. At alır d4, şah alır d4. c6. A4, C7, fil E6, şah alır H7, şah C3, şah alır G6, şah B3, H4, şah alır A3, H5, şah B3, H6, A3, H7, A2, ve A1 vezirle önce vezir çıkan beyaz oldu, kazandım. Geriye dönelim. Bir başka varyant. Tabi bunlar ne kadar mecburi. Siyahın değişik hamleleri var ama sonuçta bize fikir veriyor. Diyelim ki fil A6 döndüğü konumda A5 yapsın. Bir de bunu inceleyelim. A5'e at A2, fil E2, B4, A alır B4, at alır B4, fil B5, at A2, fil C4, at C3, fil A6. Bu sefer A geçeri var. A4, fil F1, at A2, fil C4, at B4, şah D7 artık mecburi piyonistikte olduğu için, şah E5, şah C7, şah F6, D4, bu D geçiri illaki bir ara ilerliyor ama beyazın hep güvendiği hamle o piyonu kırabilecek olması. At alır D3, fil D3, H4 ve devamında H7'yi alıp kazanacak. Bu arada dikkat yalnız, şah H7'ye G5 ünlem vardı. Hesabımızı her zaman yapacağız. Ve G5'e de F4 geliyor çünkü. Önce bir H4. Zaten H piyonu çıkacağımız için bu H4 hamlesi yararlı. Fil C4, şah alır H7. Fil F7, şah G7, fil E8, şah F8, şah D8, A5. Ve yine beyazlar geçeri sayesinde kazanacak. İki kozu var beyazın. A ve H piyonu kozu.
İşte görüyorsunuz bu tür varyantlar beyazın ne kadar avantajlı olduğunu gösteriyor. Tabii ki iyi hesap yapmak da şart. Şimdi oyuna dönelim. Bu tür konumları kendi başınıza incelemenizde de fayda var. Ne kadar çok analiz ederseniz, incelikleri o kadar iyi kavrarsınız. İşte bu noktada şah F'de demiştik. Kaleye bir yaparsa alıp D4 ve oyunu kurtarıyor siyah. O yüzden Botvinnik kale D1 oynuyor. Kale E8. Kale D2. Kale alır E2 hazırlıyor. H6. Kale E2. Kaleler değişmenin iyi olduğunu önceki analizlerimizde de görmüştük. Kale B8 değişmiyor. Tabi kale alır E2. Bu sefer at alır E2 yapacağız. Büyük olasılıkla şahı yine D4'e yerleştireceğiz. Ve önceki analizlerimize benzer bir şeyler olacak. At D4'e de oturabilir. Bu da olası. At D4. B4. A4. B5 planında olabilir. Kale B8 kaçmış. Şah E3. B4 hamlesi de mümkündü. Ama şah E3 oynarken Botvinnik at A2 B4 imkanını elinde tutuyor. Kale B3 geçici olarak oradaki sürüşü engelledi. Şah D4. Şah F6. At A2. Kale B8 kaçmış. At B4 gelecekti. A5 yapsam at C1 kaleyi kovaladıktan sonra B3 er veya geç B4 sürüşü gelecek. Kale B8 B4 ve burada B4 yerine at B4 manevrasından da bahsediyor. Ama Botvinnik'in tercihi B4. Şimdi G5 yapmış Konstantinopolski. Burada yine kalelerin değişilmesi varyantını inceleyelim. Kale E8 gelsin. Kale E5 de ilginç ama kale E8 diyelim. Fil alır E8, A4. A6. B5. CB5'e A5 yapıyoruz. Piyonu istiyoruz. Şah E6'ya da at B4 ve harika bir konum. Hem D5'i alacak hem de C geçeri var. B5'e AB5 A5 geçeri elde etmek önemli. Fil diyelim. A6 Fil C8 at B4 Şah E6 A7 Fil B7 At A6, at C7 gelecek. Şah D7, şah E5. F5'i alacak. G6, şah F6 ve beyaz kazanır. Konumun güzelliğine bakın. Siyahın B ve D geçerleri var ama hiçbiri A geçeri değerinde değil. Fil göreve bağlı, şah pasif, beyazın atı ve şahı ise oldukça etkili. Geriye dönelim. Konstantinopolski G5 oynamıştı. G5 G3 G alır F4 G alır F4 A6 At C3 Kale G8 Siyahlar mümkün olduğunca aktif oynamaya çalışıyor. Görüyorsunuz kalenin olması çeşitli şanslar vermesi açısından siyaha yarıyor.
A4, kale G4. Kale F2. Beyazlar şah kanadını korudu ve vezir kanadından planla devam edecek. Fil E6 oynamış. Fil E8 oynasaydı, çünkü fil E6'ya şimdi B5 yarması var. Fil E8 oynasaydı yine B5. AB, AB, C alır B5, at alır D5. Şah E6, kale E2. Şah F7 diye kale alır E8. Ünlem, şah E8, at F6. Şah E7, at alır G4, F alır G4, F5. Burada da oyun sonu bilgisine ihtiyaç duyuyoruz. Şah oyun sonu. İki uzak geçer, kazanır. Çünkü siyah şah yetişemez. H4'e de C7. Gerçi siyahın da iki uzak geçeri var ama beyazınkiler daha hızlı. Fil E6, B5, AB, AB, C alır B5, at alır B5. Nihayet geçer piyon elde etti. Kale G1, at C3. Şah F7, kale B2. Biz de açık atları ve kalemizi kullanalım. Kale F1, at E2. Her şey kontrol altında. F4 tuttuk. Kale E1, şah E5. Artık beyazın bitirici saldırısı geliyor. D4 ile karşı şans elde etmeye çalışmış. Çünkü şah E7 ile beklese C6 var. Şimdi D4 yapınca kale B7 şah. Şah D8, şah D6. Kale E2, kale B8, fil C8'de C7 şah geliyor. Fil alır, sonra C piyonunu vezire çıkar. D4 yapmış. Şah alır D4. Şah G6. At C3. Şah H5. Kale E2. Kesmek işimize geliyor tabi. Burada daha da fazlasıyla at E2. Şah G4. Şah E5. Fil C8. At D4. H5. At alır F5. Güzel bir taktik vuruş. Çünkü fil F5'e H3 hamlesiyle verdiği taşı geri alacak. Fil D7. At G7. Fil A4. F5. Şah G5. At E6. Ve siyah terk etmiş. Bu oyunda neler oldu? Öncelikle konumsal değerlendirmemizi yaptık. Beyazlar üstündü çünkü rakibin kötü fili, bizim de iyi atımız vardı. Üstünlüğümüzü devam ettirmemiz için planımız şuydu. Üstünlüğümüzü devam ettirmemiz için filin kötülüğünün devam etmesi lazımdı. Bu sebeple F ve D piyonlarını kıpırdamaza sokacak sürüşler yaptık. F4 ve kale D1 hamlesi. Şahı aktif hale getirdik. Karşı kampa dalabilmesi için şah D4 geldik. Rakibin savunmasını aşabilmek için yarma hamlelerine baktık. Ve nihayet kazancı geçmek için geçer yaratmalıydık. Bunun için de en uygun zamanı kolladık. Ve bazı varyantlarda gösterdiğimiz gibi H8 vezir çıktığımız varyantta olduğu gibi bir temponun bile önemli olduğu konumları çok iyi hesaplayabilmeliydik.